Merhaba Kudret Bey, Ömür Hanım. Her ne kadar saat 2'de olsa başladık gibi düşünsek de aslında birazcık bekleyelim lütfen. Çünkü hala hızlıca artmaya devam ediyor katılımcılar. O nedenle bir 5 dakika. Almanya'da ne deniyordu? Akademische Verspätung. Onlar 15 dakika diyor ama biz 5 dakika değil mi Kudret Bey? Aksanınız harika oldu. Evet, onlar 15 dakika söyler. Doğru. Amerikalılar da var mı Ömür Hanım? Genelde 5 dakika kuralı orada da geçerlidir. Geçerli. O zaman biz 5 dakika daha Amerikan versiyonu olarak ilerleyelim. Çünkü sürekli artıyor. Ben konuşmaya başlayalı beri bile 6 kişi arttı. O nedenle hızlıca onların da girmesini bekleyelim. Biz de bu arada yavaş yavaş bu başlığımızda duralım tekrar. Ha, Tabii ki. yavaş yavaş bu konuyu konuşalım. Bizim diğer birliklere göre aslında bir farkımız var. Evet, çok fark. Herkes bu konuyu konuşuyor. Bu arada herkes konuşuyor. Beni de konuşmacı falan zannetmeyin. Ben sadece moderasyon yapıyorum. Ben de öğrenciyim. Ben de öğrenmeye geldim. O nedenle bazen çok aptalca, bazen çok basit sorular sorabilirim. Ama genelde sizde yarattığım hissiyatın şu olacağını tahmin ediyorum. Acelecilik. Ya hadi bir an evvel zaman kalmadı önümüzde ne yapacağız filan diye endişeliyim açıkçası. O nedenle böyle biraz erken davranan sorular da sorabilirim. Katılımcılardan ricam sorularınızı soru cevap kısmına ya da sohbet kısmına soru cevap kısmına yazalım. Sohbete değil karışmasın. Soru cevap kısmına sorularımızı yazalım. Oturum bittikten sonra yani konuşmacılarımız anlattıktan sonra o soruları tek tek cevaplayalım. Bu arada en çok soru sormaya kendimi namzet görüyorum. Çünkü ya hiçbir şey anlamıyorum. Bir de şey var Ömür Hanım, bu konuşmaları yaparken insanlar CSR'ın RFS'sini MD'ladın mı filan diyorlar. Ya yapmayın, ben bunları bilmiyorum, yapmayın diyorum yani açıklayın. Sunumunuzu tabii önceden çalıştığım için bu konunun da orada olması beni çok mutlu etti doğrusu. Bu kısaltmalar bile başlı başına bir nimet yani. Sunumla ilgili olarak insanlar talep edebilir izleyiciler. Çok acilse tabii ki mail adresinizi iletirseniz arka planda yüzünü görmediğimiz Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Mayıp Ürge Projesi'nin bu konudaki koordinatörü Selin Hanım size gönderirdi. Maillerinizi yazabilirsiniz. Ama çok yakında yani birkaç gün içinde Mundus Plus sayfamıza daha önceki webinarlarımız olduğu gibi hem bu webinarın sunumu hem YouTube linki bırakılacak. Bir de hazırlıklara başladık ancak henüz tamamlanmadı. Çok yakında sıkça sorulan sorular diye bir blog açacağız oraya. Aklınıza takılan soruları sorarsanız hem sizin hem bizim öğrenmemize faydası olur. O nedenle Mundus Plus'ı da takip etmenizi özellikle rica edeceğim. Şöyle ben yavaş yavaş gevezelik etmeye başlayarak konuyu biraz açayım diyorum. Pardon, sesi kapattım yanlışlıkla. Türkiye Makine Sanayi Endüstriyel ihtiyaçlarının giderilmesi için başlayan tarih yolculuğunda biz bugün bambaşka bir noktaya geldik. Bambaşka bir noktaya itildik. Özellikle korona pandemisi sürecinde küresel bazda Türkiye pozitif ayrıştı ve olumlu yönde ayrıştı. Hem agility'miz yani kıvraklığımız nedeniyle bir avantaj sağladık. Hem Çin'in hükümdarlığının aslında ne kadar da tehlikeli olduğunu yaşayarak insanlar gördüler. Ülkemiz endüstrisinin yeşil ve dijital dönüşümünde sürdürülebilir bir kalkınma modelinde makine sanayinin rolü çok büyük. Makine sanayi aslında kendi başına çok büyük. Türkiye'nin dış ticaret açığının ikinci sırasında makine sektörü varken bizim aynı zamanda ihracatımızda da çok önemli bir yer kaplarken bizim daha iyi nasıl üretmemiz
üretmemiz lazım. Daha vasıflı, daha kaliteli makinelerin her geçen gün talep edildiği bir ülkede daha nasıl yapmamız lazım? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Tam da güncel bir konudan söz etmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz kur meselesi, rekabet edebilir kur. Rekabet edebilir kur ne demektir? Kimisine göre, yani Sayın Bakan açıkladı, rekabet edebilir kur değildir asıl olan, asıl olan taleptir dedi. Evet doğru, asıl olan taleptir ama eğer sizin ürününüzün dünyada rakibi çoksa, harcı alem bir ürün üretiyorsanız burada rekabetçi kurun önemi vardır. Ancak siz inovatif, verimli, teknolojik bir ürün üretiyorsanız, ben 2 gündür bu konuyu düşündüğüm için pek bir doluyum. Konu biraz o tarafa kayar gibi oldu ama böyle bir ürün üretiyorsanız sizin rekabetçi kura ihtiyacınız kalmaz. Türkiye'nin her ne kadar makine sektörü 6 dolar civarında olsa da Türkiye'nin ihracatı bir küsur dolarlarda, 2 doların altında. O nedenle bizim çok önemli bu işe başlamamız lazım. 2024'ün ilk bölümü bu. Bugün yeşil ekonomi süreci ya da Avrupa Birliği yeşil mutabakat çerçevesinde ihracatçıları ilgilendiren konularla ilgili bir webinar serimize başlıyoruz. Avrupa Birliği'nde yasal düzenlemeler çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Bu nedenle bloğumuzu yayınlarken tarih koyacağız. Tarih ne zaman olduğunu bu bilginin geçerli kılacak. Çünkü sürekli değişiyor. Bunlara uyum sağlamak bize düşen görev. Bu çerçevede de sizi bilgilendirmek, yapılması gerekenleri de somutlaştırmak istiyoruz. Ben her zaman söylüyorum, yani evet içindeydim ama içinde olmasam da hakkını teslim etmem lazım. Bu strateji belgesi her aradığım şey var. Bazen unutuyorum, soruyorum bu doğru mu diye. Yok, o da var. Öbürü de var. Her seferinde çok ciddi bir başucu kitabı, yol gösterici. Makine sektöründen birisi sürdürülebilirlik çalışmak istiyorsa o kitabı hatmetmeli. Bizim strateji belgemizi hatmetmeli. Biz Avrupa Birliği'ndeki gelişmeleri sürekli olarak Almanya'daki temsilciliğimiz vasıtasıyla takip ediyoruz. Ahmet Yılmaz Bey ve ekibine de teşekkür ediyorum burada. Dolayısıyla ilk elden verilere ulaşıyoruz ve bunun sizinle paylaşırken hem Avrupa Birliği'nin bir şeyi nasıl anlatmaya çalıştığını görüyoruz hem de bizdeki etkisi Türkiye'deki uygulamalardaki karşılaştırmasını da yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bazen biz geride kalırsak Avrupa Birliği'nde önümüzde ne bekliyor onu da görüyoruz. Şimdi webinar serimizde bugün Avrupa Birliği'nin kurumsal sürdürülebilirlik raporlama standartları ve bunun ihracatçıları ilgilendiren hususları üzerinde size bir sunum yapacak Ömür Hanım ve Kudret Bey. Şubat ayında yapacağımız ikinci webinarda döngüsel ekonomi modelini anlatacağız ve bu konuda beklentiler ne onu paylaşmaya çalışacağız. Mart ayında ise önümüze çıkacak çok büyük bir engeli konuşmaya başlayacağız. Bir süre sonra bizden sürdürülebilirlik reytingi isteyecekler. Mesela ben yılbaşında iş hedeflerime sürdürülebilirlik reytingini en geç 2025'te almak diye yazdım. Bunlar nasıl gerçekleştiriyor, nereden almalıyız, nasıl almayız? Ben yine dayanamayacağım soracakmışım gibi geliyor ama bunu şey yapmamız gerekiyor. Bunları konuşacağız. Türkiye'de arkadaşlar. Türkiye'de artan bir oranda sürdürülebilirlik seminerleri var. Dediğim gibi hepsi faydalı, hepsini öğrenmek lazım. Ancak bizim farkımız uygulayıcı biriyle pratik konuşarak yapmaya çalışacağız. O nedenle bu uygulayıcılıkta ipin ucu bir kere kaçarsa sonra çok zor yakalamak. İpin ucunu her zaman tutmak için dönüp dönüp bizim yol haritamızı okumanızı rica edeceğim. Dediğim gibi birkaç gün sonra sunum zaten Mundus Plus'ın web sayfasında yayınlanacak.
Oradan YouTube'dan izleyemeyenlere, tekrar izlemek isteyenlere de bu web sitesini takip etmelerini istiyorum, rica ediyorum. Sohbette mundusplus.org.tr olarak Mundus'un web adresi yayınlandı. Ben pes ediyorum. Çok konuştum. Ama katılımcılarımız da 48 kişiye ulaştı. Buyurun Ömür Hanım, ben sesimi kapatıyorum, sizi dinliyorum. Çok çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Ben aslında ilk sözü hemen Kudret Bey'e Evet. vereceğim. Çünkü iki hanımefendinin arasında oturan Kudret Bey benim ekranımda şu anda. Tabii. İlk başlangıcı o yapacak. Öyle Çok planladık. naziksiniz. Ben biliyorum bu planı ama bilerek size söyledim. Çünkü bir hanım dururken bir beye söz atmadım. Siz de bütün nezaketinizle golü atması için pası ona verdiniz. O zaman buyurun Kudret Bey. Çok Evet, teşekkür teşekkür. ederim. Herkese teşekkürler. Ben de sizin gibi başlangıçta MAİB'in Almanya temsilcisi Ahmet Bey'e ve ekibine teşekkür ediyorum. Çünkü hem raporun hazırlanmasında hem de bu çalışmalarda çok yönlendirici, faydalı bilgiler ve takviye ettiler bizi. Artı söze böyle başlamak da sürdürülebilir oldu. Biliyorsunuz sürdürülebilirliğin şartlarından birisi de eşitlik ilkesi. Şu anda iki bayan bir erkek, şu anda da sürdürülebilir bir toplantıya başladık. Bizler, ben hemen konuya giriyorum. İki bölüm halinde sizlere sunacağız. Birinci bölümde kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması nedir? Özellikleri nelerdir? Raporlama çerçevesi nelerdir? Uygulama takvimi nelerdir? Kimler isabet alacak? Onlara ben değineceğim. Daha sonra Ömür Hanım'a söz vereceğim ve Meltem Rüzgar'ı birazcık daha Poyraz'a dönüşecek. Onun için türbülanslı bir sunum olacağını söyleyebilirim. Kurumsal sürdürülebilirliğin Avrupalı şirketlerin bağlı ortaklıkları, Avrupalı olmayan şirketler üzerinde etkileri ve uygulamada dikkate alınan standartlar, Türkiye'deki kurumsal sürdürülebilirlik raporlamasındaki standartlar ve değerlendirme başlıklarını ele alacağız. Daha sonra da soru cevaplara geçeceğiz. Evet, sürdürülebilir raporlama standartları, direktifleri nasıl çıktı? Esasen bu 1 Ocak'tan itibaren başladı fakat 2014'te bunun bir özgeçmişi, demin dediğim gibi Meltem Rüzgarı halinde finansal olmayan raporlama standartları, yani kısaca demin siz de bahsettiniz, kısaltmaları sunumun sonunda da verdik. Çünkü gerçekten bir kısaltma jungle'ında içine giriyorsunuz. Bunlardan biz kaçınmak istiyoruz. Sunumu da mümkün olduğunca yalın tutmaya çalıştık. Ama sunumumuzun en sonunda arkadaşların yararlanacağı bütün bu sunumdaki kısaltmaları teklif halinde oraya açıklayarak bıraktık. Biliyorsunuz 2014 yılından beri finansal olmayan raporlama direktifi mevcuttu. Yani Avrupa'daki büyük şirketler şu anda sürdürülebilirlik raporları veriyorlardı. Fakat bu NFRD'de serbest ve gönüllü alanlar vardı. İşletmenin sürdürülebilirlik konularından etkilemesi konuları fazla detaylı değildi. Yatırımcı ve paydaşlar için sürdürülebilirlik bilgileri doyurucu değildi. Mukayese edilebilirlik tam yeterli değildi. Dediğim gibi hafif yollu birazdan içine gireceğimiz kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması gibi detaylı değildi. Kurumsal sürdürülebilirlik bu bir önceki finansal olmayan raporlamanın bütün eksikliklerini ortadan kaldırdığı gibi kapsamı da çok geniş bir alana yayıldı. Konular daha derinleşti. Onun için ben bahsettim. Yani bu Meltem Rüzgarı tam Poyraz'a dönüşmüş durumda. Bir de kısaca rakamlara değineceğim. Mesela finansal olmayan sürdürülebilirlik raporlamasında yaklaşık Avrupa Birliği'nde 12 bin firma isabet alıyordu. Bunlardan 500 tanesi Almandı. Neden bu rakamlara giriyorum onu da size izah edeceğim. Ama kurumsal sürdürülebilirlikte bu rakam 50 bine çıkıyor. Bunun 15 bini Almanya'daki firma. Dış ticaretimizin Avrupa Birliği ile ve Almanya ile ilişkilerini dikkate aldığımızda bu rakamlar bizi her ne kadar Avrupa Birliği dışında olsak da
kurumsal sürdürülebilir raporlamasından bir şekilde firmalarımız, ihracatçılarımız, tedarikçi statıyla, tedarikçinin tedarikçi statıyla, oradaki şubesi vasıtasıyla, iştiraki vasıtasıyla isabet alacak. Onun için bu rakamları verdim. Firmalarımız dikkat etsinler. Yani daha kapsam güçlendiği artık 1 Ocak'tan itibaren her an her firma tedarikçi statüsüyle isabet alabilir. Burada Ocak 23'te kurumsal sürdürülebilirlik yayımlandı. Aralık 23'te ilk standartları yayımlandı. Ocak 24'te de uygulama başladı. İlk etapta uygulamanın birazdan onları da geleceğiz. Büyük şirketleri ele alıyor. Daha sonra Temmuz 24'te iç mevzuata, bu Ocak 23'teki yayımdan 18 ay sonra ülkeler kendi iç mevzuatlarını bunu yedirecekler. Bu da Temmuz başı, Temmuz 2024'te bütün üye ülkeler bu mevzuatı kendi mevzuatlarına yedirecekler. Ocak 2025'te de ilk raporlamalar olacak. 2028'den sonra kemikli kemiksiz ayrımı yapılmadan planlanan bu tabii. Birçok firma bu kapsamın içine girecek. Şimdi buna nasıl gelindi? Kısaca ona da değineceğim. Avrupa Birliği'ndeki sürdürülebilirlik aktivitelerinin ana merkezi, çıkış noktası Yeşil Mutabakat. Yeşil Mutabakat'ın ana fikirlerinden birisi de Avrupa Birliği'nin sürdürülebilirlik dönüşümünde dünya lideri, öncü bir küresel bazda öncü haline getirmek. Bunu nasıl yapacak? Tabii bu parayla olacak bir şey. Onun için Avrupa Birliği bir sürdürülebilir finans stratejisi olur. Bunun da üç ayağını koydu. Bu temeli taksonomiye dayanıyor. Taksonomi, ben bunları çok başlıklar haline geçeceğim. Hangi tür ekonomik faaliyet sürdürülebilir, hangisi sürdürülebilir diye bir sınıflandırmayı. Daha sonra taksonomi iki önemli alana daha el attı. Birisi finansal ekonomi ayağı, bu 2021'den beri sürdürülebilir finans bilgilendirme yönetmeliği. Burada piyasa katılımcıları sürdürülebilirlik bilgilerine erişimi kolaylaşıyor, engeller kaldırılıyor. Şu anda 1 Ocak'tan itibaren ele atılan bölüm ise reel ekonomiyi ilgilendiren kurumsal sürdürülebilirlik raporlama direktifi. Bu üçü taksonomi, sürdürülebilir finans bilgilendirme yönetmeliği ve kurumsal sürdürülebilir raporlama direktifi. Bu üçü Avrupa Birliği'nin yeşil ekonomik faaliyetlerinde finansmanı bu alana akıtacak üç temel ayak. TRIS bu kurumsal sürdürülebilir raporlama direktiflerini kim hazırlıyor dersek, Avrupa Finansal Raporlama Danışma Kurumu EFRAG tarafından hazırlanıyor ve Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları. Bu standartları şey yaparken şunu da belirtmek istiyorum. Aslında Birleşmiş Milletleri SK'larının bütün dünyada neredeyse kabulünden sonra küresel bazda, ülkesel bazda, bölgesel bazda mantar gibi düzenlemeler çıkıyor ve önümüzdeki yıllarda da çıkmaya devam edecek. Nitekim ülkemizde de birazdan Ömür Hanım değinecek. Kurumsal kamu gözetimi denetleme kurumu da bizim ilk standartlarımızı yayınladı. EFRAG tabii bunları hazırlarken yani kendinden hep yeni bir şey yapmıyor. Şu anda dünya üzerinde uluslararası kabul görmüş Global Reporting İnisiyatifi olsun, Küresel Raporlama İnisiyatifi, Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurumu, Karbon Saydamlık Projesi, Sera Gazı Protokolü gibi düzenlemelere de EFRAG atıfta bulunuyor. Yani bunlar anormal farklı şeyler değil. Birbirine detayda farklılıklar gösterebilir. Avrupa Birliği dediğim gibi kendisine özgü standartlarını EFRAG tarafından oluşturuyor. Birazdan zaten Ömür Hanım onun detaylarına girecek. Sadece ben iki set halinde çıkacak. Birinci set çıktı, 12 tane düzenleme. İkinci seti de 2024 sonuna kadar özellikle yeni girecek hobilere biraz daha basitleştirmiş bir rapor sistematiği üzerine de çalışıyorlar. Ama dediğim gibi bunu Ömür Hanım birazdan sizlere bahsedecek. Bu kurumsal sürdürülebilirlik raporlamasının
Başlıca özellikleri gene başlık halinde sizlere sunmak istiyorum. Birincisi çifte önemlilik. Yani önemliliğe yeni bir boyut getiriliyor. Finansal olmayan düzenlemeye nazaran burada işletmenin sürdürülebilirlik konularına etkisi, buna etki önemliliği başlığı altında mesela işletmenin sera gazı, su kullanımı, hava kirliliği, enerji kullanımı, biyoçeşitlilik çalışmalarını içeren kısmı. Bir de sürdürülebilirlik konularının şirket üzerindeki etkisi. Bunun için yani çifte önemlilik diyorlar. Bunu da daha çok finansal önemlilik başlığı altında mesela bu alandaki girdi fiyatlarındaki değişiklikler, enerji masrafları, sigorta masrafları, son zamanlarda savaş nedeniyle bu da güncelleşiyor. Yurt dışı tedarik sorunları, bunun maliyetleri, demografi, bunlar da sürdürülebilirlik konularının işletme üzerindeki etkileri. Daha sonra denetleme. Denetleme de mesela kurumsal sürdürülebilirlik sistematiğinde ilk etapta sınırlı bir açık denetleme zorunluluğu getiriliyor. Daha sonra bu muhtemelen önümüzdeki yıllarda yeterli düzeye çıkartılacak. Yani hazırlanan raporlar sınırlı düzeyde ilk etapta denetime açık olacak. Bu çok önemli. Ve 28 sonuna kadar galiba dediğim gibi çok dinamik bir hazırlama süreci var. Bunu yeterli düzeye çekilecek. Daha sonra gene kurumsal sürdürülebilirliğin getirdiği yeni bir şey de mali raporların ayrılmaz, yani kurumun şirket raporunun, durum raporunun ayrılmaz bir parçası olacak. Artık ayrı bir şekilde yayınlanacak. Yıllık raporlarda bu şirketin raporunun bir parçası olacak. Gelecek sene zaten ilk 4 ayda göreceğiz bunları. 2024 ile ilgili ilk sürdürülebilirlik raporları şirketlerin kendi raporlarının içinde yer almaya başlayacak. Diğer bir hususta bu raporlarda yeknesaklık olsun, mukayese edilebilirlik kolay olsun diye Avrupa tek elektronik formatında hem kişiler tarafından hem de makinalar tarafından okunabilir halde tek tip olacak. Biliyorsunuz finansal olmayan yani kurumsal sürdürülebilirliğin bir önceki aşamasında rapor formatları farklı rapor formatlarında şirketler sunabiliyordu. Bundan böyle kurumsal sürdürülebilirlik tek tip halinde tek formatla yayınlanacak. Bunlar da başlıca getirdiği önemlilikler. Fakat burada esas Avrupa Birliği'nin kurumsal sürdürülebilirlikle verdiği, bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Yansıda da görüyorsunuz en altta temel ilkesi ruhu geniş anlamda bakılması halinde ki Avrupa Birliği bunu daha çok şirketlerine enjekte ediyor. Yani bunu salt bir raporlama sistemi olarak görmeyin. Bu yeni bir iş modeline gidiyorsunuz. Yani ekonomide, politikada, toplumda roller yeniden yazılıyor. Bilindik sistemleri bırakıp yepyeni bir düzene doğru gidiliyor. Yani sürdürülebilirlik bir firmaya verilen kuralları, şartları, sorunları yapma değil. Bunu bir mental olarak yeni bir iş modeli kültürüne dönüştürmesi isteniliyor. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Yani işletme ve paydaşların bir müşterliğe gitmesi isteniyor. Verimlilik ve değer artışını öngören bir yaklaşıma yönelilmesi isteniyor. Şirketin nasıl yönetilmesi gerektiğiyle ilgili yeni bir modellemeye gidilmesi. Yani üst yönetimlere ve komuta merkezlerine paydaş katılımlı ortak stratejilere geçişlerin sinyallerini vermektir. Yani ben bazen şöyle düşünüyorum. Sahnede her zaman tek başınıza müzik yaparken şimdi koro halinde birlikte çalıştıklarınızda koro halinde müzik yapmanız ama ahenkli bir şekilde. Bu esas geniş kapsamda kurumsal sürdürülebilirliğin den alınacak mesajın bu olmasını
Avrupa Birliği enjekte ediyor. Biz de açıkçası bu sunumda dinleyici izleyicilerin bu konuya önem vermesini istiyorum. Diğer bir sunuma geçmişiz. Kurumsal sürdürülebilirlik raporlama çerçevesi Avrupa Birliği'nin kurumsal raporlama çerçevesinde hepimizin sürdürülebilirlik deyince herhangi bir kaynağı açtığımızda karşımıza çıkan çevresel, sosyal, yönetsel konuları içermesi isteniliyor. Bu ana konu başlıkları burada. Fakat bu raporlarda yani bu alanların hepsinde iklim koruma mesela çevreselde iklim değişikliğine uyum, su deniz kaynakları, kaynak kullanımı, taksonominin de 6 çeşidi var. Bunların hepsine yayılmış vaziyette. Bunlar zaten yenilip yutulacak başlıklar. Bunlarla ilgili sizin rapor hazırlarken yönetişiminiz, stratejiniz, hedefleriniz, göstergeleriniz, etki ve finans analizleriniz, risiko ve fırsatlar, sorunlarınız, önlemleriniz, kısa orta planlarınız, öncelikleriniz, çifte önemlilik vesaire vesaire bunların hepsi raporlama alanlarında incelenmesi gereken şeyler. Yalnız burada şunu da vurgulamak istiyorum özellikle. Demin Sevda'nın da bahsetti. Bizim Almanya temsilcisi Ahmet Bey ve Ömür Hanım'la birlikte geçen yıl çıkardığımız makine birliği, makine sektörü sürdürülebilirlik eylem planında bu 3 alan yerine 4. olarak da ekonomi alanını da koy. Raporumuzda bu mevcuttur. Yani çevresel, sosyal, yönetsel ve ekonomik bazda çalışmalarınızı yapmaktan daha fayda olacağına inanıyoruz. Esasen çifte önemliliği biraz önce vurgu yaptık. Kurumsal sürdürülebilirlik çifte önemliliği özelliklerinden birisi. En önemli özelliği çifte önemlilik ve onun da birisi finansal önemlilik. Onun için konuların ekonomik boyutu sürdürülebilirlikte ayrılmaz bir parça. Çalışmalarınızda çevresel, sosyal, yönetsel başlıkların altına mutlaka ekonomik başlıkları da bizim raporda mevcut. Onu da bilgi verdik. Şu şekilde şey yapabilirsiniz. Dört bölü olarak bakmakta yarar var. Ayrıca raporlamalarınızda iki şey daha söyleyeceğim Ömür şeyi. Taksonomisinin geneli ve özellikle altı çevre hedefine yönelik adımları da belirtmek lazım. Bakın kesişmeler. Yani kurumsal sürdürülebilirlik raporunda taksonominin atıfta bulunduğu şeylere de özel bir yani bunlar iklim koruma, iklim değişimine uyum, su ve deniz kaynaklarını koruma, döngüselliğe geçiş, çevre kirliliği ve biyoçeşitlilik. Artı Paris Anlaşması doğrultusunda küresel ısınmayı sınırlamak, 2050 yılına kadar iklim nötr hale getirmek için alınacak önlemler. Raporda bunun da bulunmasında sizler için fayda vardır. Diğer bir önemli olay çevresel ve gördüğünüz döngüsel ekonomiye geçiş ve Avrupa Birliği'nin biliyorsunuz bu konuda döngüsel ekonomi eylem planı var. Eylem planındaki hedeflere de vurgularınız raporunuzu güzelleştirir. Bir sonraki slaytta işte kimler şimdi davet alacak ona değineceğiz. Burada genel bir takvim görüyorsunuz. Ocak 2024'te şu anda geçtiğimiz 1 Ocak'tan itibaren kurumsal sürdürülebilirlikteki büyük şirketler bir önceki adım olan finansal olmayan raporlamadaki tanımlanan büyük şirketler. Yani aslında geçen yıl 2014'ten beri bu tür hazırlıklarını yapan büyük şirketler Avrupa Birliği'nde kurumsal sürdürülebilirlik kapsamında raporlamaya başlayacaklar. Alt dışı şirketlerde de menkul kıymetleri AB'de işlem gören 500'den fazla çalışanı olan alt dışı büyük şirketler Ocak 2025'ten itibaren Avrupa Birliği'nde henüz
daha bir önceki dönemde tabi olmayan büyük Avrupa Birliği şirketleri de kapsama giriyor. Alt dışı şirketlerde Avrupa Birliği'nde düzenlenmiş bir piyasada çalışan alt dışı büyük şirketler. Ocak 2026'da ise ABD'de tanımlanmış KOBİ'ler. Yavaş yavaş artık kapsam genişleniyor. Biraz sonra bunların rakamsal şeylerini Avrupa Birliği'nde şirket büyüklükleri, işte çalışan sayısı, bilanço değeri ve satışlarla ilgili burada görüyoruz. Şimdi bunlar tabii Avrupa Birliği'ndeki şirketleri ilgilendiriyor ama ben başlangıçta bir şey yaptım. Benim daha bu kriterlere şeyim yeterli değil, daha isabet almıyorum gibi bir şeye lütfen girmeyin. Prensipte 1 Ocak'tan itibaren eğer siz herhangi bir değer zincirinde tedarikçinin tedarikçisi olabilir veya direkt tedarikçi olabilirsiniz veya Almanya'daki veya Avrupa Birliği'ndeki bir katılımınız aracılığıyla isabet alabilirsiniz arkadaşlar. Onun için gönüllü olarak bence yavaş yavaş onu belki konuşmamızın sonunda da bazı önerilerimizi de Ümran Hanım'la da aktarabiliriz. Bu konulara girmenize yararlar var. Bunları zaten birçok şeyde görebilirsiniz. Ama ben kısaca şöyle özetleyeyim. Bu sene 1 Ocak'tan itibaren işte çalışan sayısı 500, cirosu 40 milyondan fazla, bilanço toplamı 20 milyon eurodan fazla olanlar, en az ikisini yerine getirenler isabet alıyor. Gelecek sene 1 Ocak 2025'ten itibaren sermaye piyasası odağından bağımsız, çalışan sayısı 250'den fazla olan, satışları 50 milyon euroyu aşan, bilanço toplamı 25 milyon eurodan fazla olanlar da gelecek 2026'dan sonra, 2020'den 27'den itibaren de çalışan sayısı ondan fazla olan, daha da küçülüyor şirketler. Satışları 9 bin eurodan fazla, bilanço toplamı 450 bin eurodan fazla. Her üç kriterden ikisini karşılayan firma bu işin kapsamına giriyor. Burada şunu bir kısaca bazı şeylere değinip benim bölümü sonlandıracağım. Şöyle bu olay dediğim gibi bir önceki finansal olmayan döneme nazaran daha fazla kapsamlı bir bölgeye giriyor. Ve en çok etkilenen de Almanya. Bakın NF erdiği döneminde 500 Alman şirketi varken şimdi 15 bine çıkıyor. Yani 30 katlık bir artış var. Halbuki raporlama uygulaması 12 binden 50 bine çıkıyor ama Almanya en çok etkilenen. Bunun için Almanya'da şu anda tartışma konularından birisi hala bu işsiz çalışan 500'e çıkartılabilir mi? Bu Münih Sanayi Ticaret Odası'nın geçen haftalarda yaptırdığı bir şey, şirketler arasındaki analiz. Ve ilk kez böyle bir şey olduğu için 3-4 yıldır antrenmanlı firmalarla ilk kez bunu yapacaklar arasında birazcık tolerans olmalı. Tartışılan konular bunlar. Düzenleme şirketin büyüklüğü ve raporlama deneyimi dikkate alınmalı gibi talepler var. KOBİ'ler için sıkça acaba hala biraz EMAS, bu Avrupa Çevre Yönetim Sistemi'nde geçiş döneminde jilet gibi hani kesmesin bu bizi, birazcık daha toleranslı geçelim gibi. Bunlar tartışma ama arkadaşlar. Vurgulamak istedim yani sizlerle paylaşmak. Veya biliyorsunuz uy ya da açıkla yöntemi biraz daha devam edebilir mi edemez mi? Yani bu tartışmalar şunu gösteriyor. Eğer 6 ay önce biz bu tartışmayı yapsaydık mesela ortadaki bölümdeki 50 milyon 40 milyondu. 25 milyon 20 milyondu. Son sütundaki 900 bin euro 700 bin euroydu. Bunu görürsünüz bazı eski şeylerde. Bu birkaç ay önce Avrupa Birliği'nin bu şikayetler üzerine yaptığı bir geçici düzenleme ile bu hale getirdi. Bu rakamlar son birkaç ay içinde artış oldu. Yani bazı sıkıntılar Avrupa'da da mevcut. Ben şimdi süremi de fazla aşmak istemiyorum. Soru cevap bölümünde tekrar görüşürüz. İlginiz için teşekkür ederim. Kıraçım çok teşekkürler.
Tam zamanında bana devrettin konuları. Çok teşekkür ediyorum. Kudret Bey aslında CSRD uygulamasının, kurumsal sürdürülebilirlik raporlama uygulamasının bağlı ortaklıklara ve AB dışı şirketlere etkisiyle ilgili genel çerçeveyi aktarırken şunu söyledi. Aslında Avrupa Birliği'nde iş yapıyorsa bir şirket, Avrupa Birliği içinde veya dışında olup olmaması çok da önemli değil. Orada çalışıyor ise, oraya ihracat yapıyor ise, mal veya hizmet ihraç ediyor ise, bütün bu şirketler bu uygulamaya, kurumsal sürdürülebilirlik raporlama uygulamasına tabi olacaklar. Ve bunu da çok geniş bir coğrafyada yapan şirketler buna tabi olacaklar. Yani uygulama sadece Avrupa Birliği'nde değil, Avrupa ekonomik alanı içindeki ülkeleri de kapsayan bir uygulama. Dolayısıyla temel ihracat pazarları bu olan Avrupa Birliği ve Avrupa ekonomik alanı olan şirketler kademeli olarak orada partner olabilirler. Orada bir konsolide yapı içerisinde bağlı ortaklık şeklinde faaliyet gösterebilirler. Tedarikçi olabilirler, tedarikçilerinin tedarikçileri olabilirler. Dolayısıyla bu uygulamaya tabi olacaklar ve o yüzden bu uygulamayı yakından takip etmeleri son derece önemli. Bu uygulamanın tabii istisnaları var. Bu istisnalar Avrupa Birliği'ndeki mikro girişimcileri de kapsıyor, mikro girişimleri kapsıyor. Avrupa dışındaki mikro ihracatçıları da etkiliyor. Ama bunlar halen devam eden bir sürecin içerisinde gündeme gelen muafiyetler ve esasen Temmuz 2024'e kadar sürecek olan ulusal mevzuata uyum yükümlülüğü kapsamında Avrupa ekonomik alanı ve Avrupa Birliği'ndeki ülkelerin kendi ulusal mevzuatları şekillenirken bunlara ilişkin detaylarda farklılaşmalar olabilecek. O yüzden aslında bu farklılaşmaları da süreci, farklılaşmaları, takvimi yakından takip etmek ihracatçı firmalarımız açısından son derece önemli. Böyle bir döneme girdik. Burada bazı tabii teknik detaylar var. Bu teknik detaylar esasen mevzuat uyumuyla daha net olarak görülebilecek. Çünkü ülkelerin ulusal mevzuatları, AB üyesi ülkelerin ulusal mevzuatlarındaki bir takım farklılaşmalar bu detayların üzerine şekillenecek. Örneğin ana grup şirketleri, holding şirketleri. Holding şirketleri eğer bir konsolide raporlama yapıyor ise ve holding bünyesindeki tüm firmaların finansal ve sürdürülebilirlik verileri firmalara atfen bu raporlamaya dahil edilmişse o firmalar tabii ayrıca bir sürdürülebilirlik, kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması hazırlamayacaklar. Ama konsolide raporun bir parçası değillerse ve konsolide raporlarda özel olarak kendilerine yapılmış bir atıf yoksa mutlaka bunu raporlamak durumunda kalacaklar. Bunların detaylarını mevzuatla önümüzdeki günlerde nasıl şekillenecek göreceğiz. Tabii bu da bir de yükümlülüklerini yerine getirmeyen, bu artık bir zorunlu uygulama. Ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlerin, raporlama yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlerin tabi olacağı bir takım müeyyideler var. Cezai uygulamalar var. Bu cezai uygulamalarda da farklılaşmalar olabilecek. Bunu da yine keza mevzuatla ilgili gelişmeler kapsamında firmalarımızın takip etmesi gerekiyor. Örneğin 2 gün önce yayımlanan bir haberde Fransa'da kurumsal sürdürülebilirlik raporlama standartlarına uyum düzenlemelerinin çıktığı ve bu yükümlülüğü yerine getirmeyen şirket yöneticilerinin çok ciddi para cezalarına tabi olacağına dair bir haber okuduk. Bu gibi haberler önümüzde sıklıkla karşımıza gelecek.
Dolayısıyla burada söylemek istediğim şey mevzuat uyumu ve teknik düzenlemeleri yakından takip etmek gerekiyor. Şimdi Avrupalı olmayan şirketler için uygulanacak kurallarda kriterde bir farklılaşma, biraz daha farklılaşmalar da sağlanmış. Kudret Bey esasen Avrupa Birliği içerisinde bu uygulamaya kademeli olarak tabi olacak olan firmaların büyüklüklerine göre tabi olacak geçerli kriterlerini aktardı. Fakat ABD burada Avrupa Birliği'nde bir büyük grubun parçası olan veya Avrupa Birliği'nde bir şirket şubesi olan yabancı şirketlerde faaliler. Bunlarla ilgili olarak da biraz daha farklılaşmış bir kriter gündeme geldi. Ben de bundan söz etmek istiyorum. 1 Ocak 2028'de başlayan dönemde daha çok KOBİ niteliğindeki işletmeler 2029'da yapılacak raporlama kapsamına girecek olan işletmeler. Bunlar en az bir şirket veya şubesiyle bir önceki yılda 40 milyon avrodan fazla net ciro elde etmişse veya bir son bilanço döneminin, son iki bilanço döneminin her birinde 150 milyon avro veya daha fazla konsolide net gelir elde etmişse 2028 başından itibaren bu KOBİ'lerde rapor vermek zorunda kalacaklar ve bunların ilk raporlamaları da 2029'da yayımlanacak. Şimdi bu raporlar tabii bir standarda dayalı olarak yapılıyor. Bu standartları Kudret Bey başta söylemişti. Avrupa Finansal Raporlamalar Danışma Grubu EFRAG tarafından belirlenen ESRC Avrupa standartlarına tabi olacaklar. ESRC standartları 12 adet standart olarak tanımlandı. Bunlar aslında Kudret Bey'in sözünü ettiği ESG boyutlarında yani çevre, sosyal ve yönetişim boyutlarında ve bunları bir araya getiren genel konulara ilişkin genel boyutlarda ortaya çıkan 12 adet standart. Bu 12 adet standardın iki tanesi konular üstü ve genel nitelikli, 10 adedi de konu odaklı standartlar. Bu standartlar toplam 279 sayfa tutuyor, 86 sayfalık açıklamalarla ve 25 adet şablonla yayımlandı. Dolayısıyla ciddi bir belli bir standartta raporlama yükümlülüğünün formatından söz ediyoruz. ESRS 1 ve ESRS olarak tanımlanan standartlar genel yükümlülükleri içeriyor ve formal kuralları ve şirketin sürdürülebilirlik stratejisi yönetimi hakkında birbirini kesen bilgileri içeren standartlar. Genel nitelikli bilgileri içeren standartlar. Bunun dışındaki ESRS, E1, E2, S1, S2 veya G1 diye tanımlanan tabloda gördüğünüz kodları olan standartlar daha fazla sürdürülebilirlik boyutlarının her birine odaklanmış olan detaylı konuları içeren standartlar. Sürdürülebilirliğe yönelik etkiler, riskler, fırsatlar, bunların tespit yöntemi, uygulanan önlemler, gelişmeler, hedefler ve göstergeler bütün bu izleme ve raporlama sistemi içerisinde. Dolayısıyla gerçekten çok geniş kapsamlı bir raporlama sürecinden ve standardından söz ediyoruz. Burada aslında mümkün olabildiğince çok koyduğumuz referans adreslerle sizin bu sayfalara gidip bu sayfalardaki standartları, açıklamaları, şablonları incelemenizi doğru olacağını düşünüyoruz. O nedenle sayfanın altında ilgili sayfanın adresini görmektesiniz. İlgili Türkiye sürdürülebilirlik raporlama standartları aslında Avrupa çok
Çok yakın bir zamanda yayımlandı ve 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girdi. Ve gerçekten bu uygulama aslında Avrupa Birliği'nin kurumsal sürdürülebilirlik raporlama standartlarına uyum ihtiyacından kaynaklanan bir düzenlemedir diyebiliriz. Zorunlu bir uygulama. Zorunlu sürdürülebilirlik raporlaması yapacak şirketler Türkiye uygulamasında aktif toplamı 500 milyon TL'yi aşan, yıllık net satış hasılatı 1 milyar TL'yi aşan, çalışan sayısı 250 kişiyi aşan firmalar diye tanımlandı. Bu ölçütlerden en az ikisini karşılıyorsa bir firma bu raporlama kapsamına girecek. Ancak bu kriterlerden en az ikisini art arda iki raporlama döneminde karşılamak durumunda. Burada bankacılık kanununa, 5411 sayılı bankacılık kanununa tabi bankalarda herhangi bir eşik değer ayrımı yapılmadan hepsinin bu uygulamaya tabi olacağı açıklamasına yer verildi. Bunun dışında bir de Türkiye uygulamasında bir takım özel mevzuatlarla düzenlenmiş alanlarda, regüle alanlarda çalışan şirketler ve kuruluşların bu uygulamaya tabi olacağına dair özel hükümlere yer verildi. Örneğin SPK, bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik, tasarruf yatırım sistemi kanunlarına tabi kuruluşlar bu uygulama kapsamında olacaklar. TSRS kapsamında olan ve ard arda iki hesap döneminde üç ölçütten en az ikisine ait eşik değerlerin altında kalan bir hesap döneminde de bu ölçütlerden en az ikisine ait eşik değerlerin %20'si veya daha fazla oranda altında kalan işletmeler bir sonraki raporlama döneminde sistem kapsamından çıkıyor. Eligibility kriteri getirilmiş durumda. Dolayısıyla belli bir eşik değerin altına iniyorsa firma belli bir bilanço döneminde üst üste 2 yıllık beklenen performansı karşılayamıyor ise bir sonraki hesap döneminde raporlama kapsamında olacağını anlatıyor bu düzenleme. Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığı değerlendirmesi işletmeler ve bağlı ortaklıklar iştirakleriyle birlikte dikkate alınıyor. TSRS'ye uygun iki raporlama döneminde kapsam 3 emisyonlarının açıklanması da zorunlu tutulmamış. Bu da istisnalardan bir tanesi. Yani bir 2 yıllık dönem içerisinde Türk firmaları kapsam 3 emisyonlarına yani değer zincirlerinden gelen emisyonları raporlama yükümlülüğünden muaflar ama eninde sonunda bunu raporlayacaklar. Dolayısıyla kapsam 3 emisyonları içinde veri topluyor ve bu veriyi de düzenli raporlayabilir hale gelmek kısa dönemli bir hedef olmak durumunda. Şimdi burada bu bilgileri neden verdik? Aslında Türkiye'deki raporlama standartları bizim bugünkü ana konumuz değil. Bu ayrı bir çalışmanın konusu. Tabii burada SKDM sınırda karbon düzenleme mekanizmasında olduğu gibi Avrupa Birliği esasen kurumsal sürdürülebilirlik alanında raporlama sürecine tabi olmayan firmaların raporlamasını sağlayacak bir altyapı oluşturmuş. Aslında burada Türk firmalarının da Türkiye'deki sürdürülebilirlik raporlama standartlarına göre bu raporlamayı yapıyor olmaları Avrupa Birliği pazarında ihracatta mal ve hizmet ihracatında kendilerini raporlama yükümlülüğü dışına çıkarmayacak ancak o raporlamayı çok daha rahat yapabilmelerini sağlayacak bir hazırlık sürecinde tutacak. Bu nedenle çok önemli. Bu tabloda bir kıyaslama yaptık, bir karşılaştırma. Aslında NFRD, Non-Financial Reporting, finansal olmayan raporlama direktifi, kurumsal sürdürülebilirlik raporlama direktifi ve Türkiye'nin IFRS'e dayalı standartlarıyla uygulayacağı Türkiye sürdürülebilirlik raporlama standartları arasındaki
farklılıkları göstermek istedik. Çok fazla üzerinde durmayacağım. Finansal olmayan raporlama yükümlülükleri 12 bin firmayı ilgilendiriyordu. CSRD, kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması 50 bin şirketi ilgilendiriyor. Bunların 15 bini Almanya'da. Almanya en önemli ihracat pazarımız. Dolayısıyla CSRD alanında ve Avrupa Birliği sürdürülebilirlik raporlama standartları alanındaki düzenlemeler burada bizim için çok önemli. Bu 15 bin firmanın Türkiye'deki Almanya'dakileri kastediyorum. Elbette Avrupa Birliği ve Avrupa ekonomik alanında faal olan pek çok firma var. Değer zincirlerinde yer alan Türk firmalarına bu yıldan itibaren gelecek olan çok fazla soru olacak ve bu soruları yanıtlayabilecek datayı üretmek, toplamak ve bu raporlamayı yapabiliyor olmak ihracattaki sürdürülebilirliği sağlamak açısından önemli. Standartlar arasında farklılıklar var. Avrupa Birliği uygulaması Avrupa Sürdürülebilir Raporlama standartlarına dayanıyor demişti. Kudret Bey çok ayrıntılı açıkladı. EFRAG rapor standartları. Türkiye standartları ISSB ve IFRS'in ortak standartlarına dayanıyor. Aslında bunlar arasında farklılıklar var detaylarda. Bu da çok fazla üzerinde şu anda durmayacağımız bir alan. Aslında arka planda bütün bu uluslararası ve küresel standardı oluşturan kuruluşların da birlikte sürdürdüğü bir işbirliği olduğunu belirteceğim ben. Bu standartlar mümkün olabildiğince çok önümüzdeki dönemde birbirine yakınsayacak hale getiriliyor. Ve peyderpey çok hızlı bir şekilde bu konuya ilişkin duyurular yayımlanıyor. Ben izninizle gelecek için riskler ve zorluklar kısmına geçmek istiyorum. Türk firmalarının önündeki en büyük riskler neler, zorluklar neler ve bundan sonra da atılması gereken adımlar kısmıyla sunumumuzu bitirmek isterim. Dediğimiz gibi mevzuat uyum süreci henüz tamamlanmadı. Avrupa Birliği'ndeki mevzuat uyum süreci. Bunun ulusal mevzuata aktarımı sırasında uygulama farklılıklarının olabileceğini biliyoruz. Ve bu uygulama farklılıkları aslında mal ve hizmet ihraç eden firmalarımız açısından çok da önemli bir detay oluşturacak. Ulusal uygulamalardaki farklılaşmaların ihracattaki sürdürülebilirlik için izlenmesi gerekiyor. Yapılacak hazırlıkları Türkiye'deki firmaların kendilerini hazırlamak için atacakları adımları belirleyecek nitelikte farklılaşmalar olabilir. CSRD yükümlülüklerine uyum için işletme yönetiminde karar alma seviyesinde entelektüel bir hazırlık çok önemli. Kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması için bir ekip oluşturulması gerçekten çok önemli. Bunun küçük ve orta ölçekli KOBİ'ler için İhracatın sayıca çok büyük bir kısmını yapan şirketlerdir KOBİ'ler. Zor olacağının gayet iyi farkındayız. Ama en azından çok hızlı bir şekilde şirket yöneticilerinden, üst yöneticilerden birisi ve teknik seviyedeki bir uzman bu alandaki bütün gelişmeleri takip edecek bir çalışma temposu içerisinde olmalı. CSRD ile birlikte ortaya çıkan gereklilikler şirketlerin amaçları ve iş modellerini sürdürülebilirlik bağlamında yeniden şekillendirecek. Kudret Bey sunumunu yaparken çok önemli bir ifade dile getirmişti. Aslında Avrupa Birliği'nde yeni bir iş modeli, yeni bir çalışma şekli ortaya çıkıyor CSRD ile birlikte. Gerçekten bu sisteme uyum sağlayabilen firmalar başarılı olacaklar. Kendi iş modellerini, bu yeni düzenin iş modeline uyarlayabilen
raporlama altyapılarını, veri toplama altyapılarını güçlendiren şirketler ve bu stratejik, kritik, çevresel, sosyal, finansal alandaki hedeflerini birbiriyle etkileşimli olarak bir bütün halinde, zorunlu raporlamalarında başarıyla yansıtan şirketler bundan sonra artık çok daha değer yaratan firmalar olacaklar. Zorluklara gelirsek, birçok işletme özelinde aslında mevcut yapıda kurumsal sürdürülebilirlik raporlama altyapıları, sürdürülebilirlik stratejileri, hedefleri, izleme ve raporlama metrikleri yeterince etkili kullanılmıyor. Bizim KOBİ'lerimiz açısından, ihracat yapan KOBİ'lerimiz açısından konuşuyoruz. Sürdürülebilirlik risk değerlendirmeleri için yeterli veri toplanmıyor. Farklı standartlara göre yapılabilecek raporlamalar arasındaki bağlantıları takip edebilecek ekipleri yok ne yazık ki firmalarda, birçok KOBİ'de. Finansal raporlamalar, kurumsal sürdürülebilirlik raporları arasındaki ilişki de çok net anlaşılamamış durumda günümüzde. Ama bundan sonra bu konular çok daha fazla odakta yer alacak ve KOBİ'ler çok daha fazla bu konulara enerji harcayacaklar. Sürdürülebilirlik stratejileri ve kurumsal sürdürülebilirlik raporlamaları konusunda karar alma seviyesinde de yeterli hazırlık yapılması gerekecek. Şimdi neler yapılmalı? En son bölümdeyiz. CSRD esaslarının iyi anlaşılması çok önemli. CSRD ile ilgili takvimin yakından takip edilmesi önemli. Ulusal mevzuatlarla ilgili gelişmeler ve yeni bilanço dönemlerinde yapılması gereken zorunlu raporlamalar ve bunların standartlarını kastediyorum. Kurumsal sürdürülebilirlik stratejileri ve hedeflerinin belirlenmesi çok önemli. Artık her bir firmanın, her bir ihracatçının kurumsal sürdürülebilirlik stratejisi ve hedefleri olmalı. Raporlama süreçleri ve ekipleri tanımlanmış olmalı. Ekipler eğitilmeli, raporlama yetkinlikleri geliştirilmeli. Örnek raporlar hazırlanmalı. Örneğin 2024 aslında sadece şu anda finansal olmayan raporlama yükümlülüğüne tabi olan büyük şirketlerin raporlama yapacağı dönemdi. Şimdiden bu dönem KOBİ'ler için aslında bir geleceğe hazırlık dönemi olarak raporlama egzersizleriyle kullanılabilir, gelişme için kullanılabilir, kurumsal gelişim için değerlendirilebilir. Sürdürülebilirlik performansının izlenmesi çok önemli. Üçüncü tarafların zorunlu incelemesine tabi olacak bir alan olacak bu alan. Dolayısıyla bir takım denetim sistemlerinin burada devreye gireceğini bilmek ve ona hazırlıklı olmak gerekiyor. Uzmanlarla çalışılması çok önemli. İlgili kurumlardan teknik destek alınması çok önemli. Ve tabii tedarik zincirinde, değer zincirindeki paydaşların katılımı çok çok önemli. Burada kavramsal çerçeve oldukça geniş bir çerçeve. Bu kısaltmalar raporumuzda veya sunumumuzda kullandığımız kısaltmaların kavramsal kapsamı aslında takip edilmesi gereken geniş bir alanı oluşturuyor. Burada onları gündeminize getirmek istedik. Burada ilgili kaynaklar var. Özellikle 13 ve 14. satırlardaki Türkiye Makine Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı raporu ve Türkiye Makine Sektörü Sürdürülebilirlik Perspektifini gerçekten mundusplus.org sayfalarından yakından takip etmenizde çok büyük yarar görürüz. Çok kapsamlı bir rapor. Aslında gerçekten şirket bazında sürdürülebilirlik stratejilerinin ve önceliklerinin, hedeflerinin belirlenmesi için şablon niteliğinde hazırlanmış bir takım bilgiler var. O bilgileri değerlendirerek esasen tekrar geri döneceğim. Gelecek için atılacak adımlar kısmına hazırlık yapılabilir.
Ben teşekkür ediyorum. Sunumumuzu burada bitiriyorum. Sözü size iletiyorum. Çok teşekkürler Ömür Hanım. Çok teşekkürler Kudret Bey. Evet, şöyle sizi dinlerken ne yapılacak ne çok iş var dedim. Hemen çabuk çabuk gibi bir hisse kapıldım. Sorular geldi. Çok teşekkür ediyorum. CSRD kapsamında Berin Nur Kızartıcı Hanım'ın bir sorusu var. CSRD kapsamında sektörel bazda ayrım var mı? CSRD savunma sektörü veya savunma sektörünün alt kırımlarına girmek gerekirse ateşli silahlar sektöründe CSRD'ye kapsama girecek mi? Şimdi sizden evvel ben bir cevap vereyim. Ayrılmayaydınız da bizimle kalaydınız da söyleyeydik diye. Savunma sanayi çünkü daha önce Makine İhracatçılar Birliği'nin içindeydi savunma sanayi. Sonra ayrı bir birlik haline dönüştü. Bu işin latifesi tabii. Şey yapalım. Bu konuda ne dersiniz? İstinizse ben devreye girebilirim. Kudretçim müsaade Tabii edersen tabii lütfen. tabii buyurun. Şimdi esasen CSRD raporlama standartları bütün şirketleri istisnasız, sektörel ayrım olmaksızın sadece büyüklük kriterlerine göre ve performans, ekonomik performans kriterlerine göre sürecin içerisine dahil ediyor. Dolayısıyla bütün şirketler, belli büyüklükteki bütün şirketler buna tabi olacaklar. Burada sadece şunu söyleyebilirim. Ülkelerin ulusal mevzuata aktarım sürecinde belki raporlama standartlarında sektörel ayrımlarda farklılaşmalar olabilir ama bu savunma sanayinin özelliği de dikkate alınarak tabii ne kadarlık bir bilginin dışarıya açılacağı konusuna karar vermek ülkelerin ulusal mevzuatı kapsamında ele alınacak bir konu diyeyim. Onu şimdiden söyleyebilmek çok mümkün değil Evet. ama genel olarak firmaların tamamı sektör ayrımı yapmaksızın sürecin içerisinde bu bilinmeli. Yani hava Evet. kirletme bir ne bileyim böyle çevre dostu ürün üreten de bir firma da havayı kirletebilir. Savunma sanayi de kirletebilir. Bizde yani çalışmalarda şu anda bir ayrım söz konusu değil. Zaten şu anda kurumsal sürdürülebilirlikte yükümlü olanlar bu Ocak'tan itibaren zaten geçtiğimiz 2014'ten beri finansal olmayan raporlama yapıyordu bu firmalar. Yani aynı firmalar devam ediyor. Öyle bir ayrım henüz şey yok. Belki Ömür Hanım'ın toplanıştaki şeylere, arkadaşlara yararlı olur diye biz bunu birkaç kez Ömür Hanım da vurguladı. Açıkçası demin sorulardan birisi de öyle. Yani ben daha henüz kriteri yerine getirmiyorum. Bir iki yıl daha serbestim diye düşünme yerine benim naçizane önerim sanki bugünden itibaren firmanız bu kapsama giriyor. Bakın arkadaşlar serbest olarak kendi kendimize bir ara treti geliştirin mesela. En basit örnek şu anda dediğimiz bahsettik ya. Her ülkede, her coğrafyada bir sürdürülebilirlik patlaması yaşanıyor. Yani her ülke bir mevzuat çıkartıyor. Problemlerden birisi de el kitabı olmayan da bir şey. Yani Avrupa Birliği benim kitabım diyor, yapmış. Burada şöyle bir oyun teorisine girmelerini öneririm. Hangi firma olursa olsun, şartı ne olursa olsun. Gelin arkadaşlar bakalım. Elinizde kaynak da yoksa, küresel amaçlar. Bakın ülke olarak biz Birleşmiş Milletler SK'larına taraf olduk. Küresel amaçlardaki 17 tane Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amacına girsinler. Eğitim mesela 4 numara eğitime tıklasınlar. Altında onun alt hedeflerini görecekler. Bir daha tıklasınlar göstergelerini de veriyor. Dünyada hiç kimse bunu yanlış yaptınız diye sizin karşınıza çıkmaz. Bakın siz Birleşmiş Milletler'in şeyiyle antrenmana girin. Sonra firmanızın çalışanlarıyla ben şuna inanıyorum. Bakın bu sürdürülebilirlik finans raporlarından çok farklı bir şey. Yani Sevda Hanım size de gittiğiniz zaman
Fabrikanızın girişindeki o bekçi bile sizin entelektüel bir hazinenizdir. Size öyle bir şey der Kesinlikle. ki firmanızda çok ilginç bir park yönetimiyle siz araçların manevralarındaki karbon emisyonunu, sera gazı emisyonunu azaltabilirsiniz. Firmalarında arkadaşlar bunu mümkün olduğunca yaysınlar. Firmaların içinde sorumlular çıkartsınlar. Yani bunu bir oyun haline getirebilirsiniz. Zevkli de olabilir. Antrenmanınızı yapmanızı öneririm. Kendi kitinizi araç ilk yardım çantası gibi bir şey hazırlayabilirsiniz. Böyle bir şeye girmelerini öneririm. Kriterlere hiç Zaten. bakmasınlar. Biz dedik ya 2-3 kez tekrar ettik. Arkadaşlar bu yeni bir iş modeli, yeni bir işletme kültürü, yeni bir dönemin başlangıcı. Yani bildik metotlardan uzaklaşıp farklı bir metotla bunu ilerletin, paydaşlarınızla yapın. Yani biraz uzattım kusura bakmayın. Herkes sanki benim firmam kapsam içine girdi diye başlasın. Ben bunu öneririm. Kudret Bey, zaten eğer firma ihracatçıysa çok da bir zamanı kalmadı. Yok. Örneğin bir sonraki soruda Helin Hanım'ın bir sorusu var. Bizim 250 çalışanın altında bir Evet. KOBİ'yiz. Biz de öyleyiz. Ama ihracatlıyız. Tıbbi Tabii. cihaz üretimi yapıyoruz. Bu durumda 2028 raporlama döneminde zorunluluk mu geliyor? Cevap hayır, daha önce geliyor. Değil mi Evet. Ömür Hanım? Çok doğru. Tam Çok doğru. tersine. Bir kere siz değil burada, sizin müşteriniz önemli, ihracatçı olduğunuz için. Bravo. Eğer müşteriniz finansal olmayan direktife tabi bir şirketse bugüne kadar Bravo. zaten var. Ama tabi değilse 2026'dan itibaren 2025 yılı için yapacaksınız. Tabii. Sizin bu arada veri toplamanız lazım. Bu geçen yılı, bu yılı ve 2025'i toplarsanız 2026'da o müşterinize cevap verebilirsiniz. Tabii bu arada şeyde 10. slayttı yanlış hatırlamıyorsam. Ömür Hanım mümkünse Hemen açabilirsek dönüyorum. 10. slayttı. Sermaye piyasası odağından bağımsız 250 kişiden fazlaysa. Mesela şimdi, sizin müşteriniz bizim için önemli. Müşterinizin büyüklüğüne göre aslında Avrupa Birliği ihracatçı için konuşuyorum. Türkiye için henüz konuşmadım ama 250'den fazla çalışanı örneğin Pfizer'e ilaç veriyorsanız kesin gireceksiniz. 2026'dan itibaren 2025'te hatta muhtemelen daha önce girmiş olacaksınız. Doğru mudur? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ya doğru. Evet, çok doğru. Çok teşekkür ederim. Çalışıyorum. Dediğiniz gibi not alıyorum. Çünkü benim de aklıma takılan mesela sektör takılmıştı. Herkesin aklında aynı sorular var. Hiçbirimiz bir adım önde değiliz. İşin güzel tarafı Avrupa'da bizden bir adım önde değil. Evet. Onun Değil. için çok iyi bir avantajımız var. Avrupa'ya yakınlığımız nedeniyle Çin kadar bu konulara da uzak değiliz. Bu bir fırsat tekrar. Bu Evet. fırsatta bir adım öne geçebiliriz. Mesela bizim müşteri portföyümüzde tek bir firma var. Hala tek bir firma bu konulara giriyor. Başka girmiyor. Ancak bunun yayılması için de çaba harcıyor. Diyor ki eğer siz sürdürülebilirlik skorunuzu iyileştirirseniz her iyileştirdiğiniz miktar için ben şu kadar size bir favor yapacağım diye bir de havuç koydu önüne. Bizim mesela böyle müşterilerimiz de var. İşte bu tedarik zincirinin gelişmesi için de yararlı. İşin içine girdikten sonra aslında gerçekten ufuk açıcı bir cümle etti Kudret Bey. Artık mindset değişiyor. Oyunun kuralları değişiyor. Bu kurallara hazırlıklı bulunmalıyız. Kendime aklıma geliyor. Her sene mi yapacağız biz bunu gibi geliyor. Ama yani burada şöyle biraz açayım. Mesela ben 2023'ü raporlamak istiyorum bu sene. 2024'te de ilk skorumu almak istiyorum. Ve diyelim müşterim de 2025 için 2026'da istedi benden. Yo seninki 2023 eskimiş mi diyecek? Ben her sene bunu takip edecek miyim? Ve de bir akredite kuruluşta mı onaylattıracağım Evet. aldığım skoru? Şimdi izninizle ben şöyle söyleyeyim.
Tabii ki skorlama konusu aslında ayrı bir programın konusu olacak. Evet. Mart ayında yapılacak olan webinarda özel olarak skorlama konusuna odaklanacağız. Takvimimizde bu var. Birinci olarak bunu söyleyeyim. İkinci olarak derecelendirme yapan pek çok kuruluş var. Ve derecelendirme yapan kuruluşların uygulamaları aslında birbiriyle büyük ölçüde benziyor diyelim. Fakat tabii skorlama şirketlerin büyüklüklerine, sektörlerine, faaliyetlerine göre değişiyor. Dolayısıyla burada hangi sektördesiniz, hangi büyüklüktesiniz, hangi ulusal mevzuata tabi olarak bu raporlamayı yapacaksınız? Almanya özelinde mi, Fransa'ya ihracatı mı, Avrupa Birliği'nin diğer bölgelerine ihracatı mı? Burada ulusal mevzuatta sizden beklenecek, yani sizin ihracat yaptığınız firmadan beklenecek raporlama özellikleri neler olacak? Karşınıza çıkacak talepleri belirleyecek olan çerçeve geniş bir çerçeve. Bu geniş çerçeveye uyum sağlarken yolda pek çok soruyla karşılaşacaksınız. Bu çok net Sevda Hanım. Firmalarımızın hepsi pek çok soruyla karşılaşacaklar. Fakat bu sorulara yanıt verebilecek seviyede dinamik olmak, veri topluyor olmak, bu verileri raporlayabilme kabiliyetine sahip olmak, ESG standartları, ESG hedefleri, sürdürülebilirlik stratejileri kapsamında veri toplayıp bu verileri hızla raporlayabiliyor olmak kabiliyeti çok önemli. Bu hareketliliği, bu çevikliği kazanan şirketler, bu verileri iyi yöneten, ESG verilerini iyi yöneten şirketler bundan sonra rekabette çok avantajlı olacaklar. Dolayısıyla firmaların, KOBİ'lerimizin, ihracatçı firmalarımızın her ölçekten aslında kendilerini bu çevik, dinamik ve bilgiye dayalı raporlama yetkinliğini kazandıracak bir çalışma modeline geçmeleri gerekiyor. Sorunuzu belki tam olarak yanıtlayamadım. Çünkü belirsiz olan ve önümüzdeki günlerde karşımıza çıkacak olan pek çok soru var ve Mart ayında aslında özel olarak bu konu özelinde detaylı bir webinar yapılacak. Bunu söyleyebilirim. Bir Evet, iki ben şeyi ben de ilave etmek istiyorum buyurun. Sevda Hanım, affedersiniz. Bakın, bu standartları Avrupa Birliği 3 yılda bir EFRAG gözden geçirmeyi de planlıyor. Her 3 yılda bir değişik, korkunç dinamik bir tarladayız. Ve dediğim gibi demin bahsetmiştim, Münih Sanayi ve Ticaret Odası ki Almanya'nın en büyüklerinden, orta küçük ölçekli işletmelerdeki bazı tereddütleriyle ilgili bir anket yapmış. Ben onu paylaşmıştım. Bazıları hatta ne olur bir geçiş dönemi olsun, büyükler 3-4 yıldır yapanlara karşı ilk defa yapanlara biraz tolere edin. Efendim uy ya da açıkla biraz daha devam etsin. EMAS'a geçiş döneminde olabilir mi? Yani rahatsızlık dediğiniz gibi onlarda da var. Evet, doğru, haklısınız. Bu arada Helin Hanım'ın söylediği bir şey var. Diyor ki ben Türkiye'de de yurt dışında bayi aracılığıyla satış yapıyorum diyor. Sterilizasyon ve laboratuvar teknolojileri doğrudan makine değil. Direkt satışları yok. Ama yurt dışında da sizin veya sizin bir firmanız var, bayiniz ya da siz orada yerleşik bir yere satıyorsunuz. Orada sattığınız müşteri, mesela Avrupa için konuşuyorum. Benim de kafam karışıyor. Merak etmeyin, hiç de endişelenmeyin. Kafanızın karışması iyidir. Kafa karışır, sonra her şey yerine oturunca da çok düzenli hale gelir. Sormanızda hiç sıkı sakınca yok. Orada satın aldınız. Mesela bizim sektör için konuşayım. Hırdavatçı var bir tane. Hırdavatçı online satış yapıyor. Milyonlarca euroluk, 100 milyonlar mertebesinde satış yapıyor. Bu firma hemen talep edecek çok kısa sürede. Ama öbürü de eninde sonunda talep edecek. Fakat
daha belki esneyecek. İşte dediğiniz gibi küçük firmalar yumuşayacak. Bilmiyorum, sizin bayileriniz burada. Asıl olan bayilerinizin büyüklüğü, ölçeği, oraya giriyorlar mı? Ama bugün girmiyorlarsa, 2026'da girmiyorlarsa da 2030'da herkes isteyecek. Sevda Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Bakın, şöyle farz edelim, hiçbir zorunluluk yok. Hiçbir firma şu anda kapsam dışında değil. Avrupa Birliği'nde gene yapılan bir araştırmada tüketici bunu orada kimden alıyorsa talep edecek. Bu aldığım ürünün çevre karbon, ekolojik ayak iziyle ilgili bilgi yok ise o üründen uzaklaşacak. Bu konudaki tanıtım kampanyası öyle güçlü ki şu anda kuralların önüne tüketici davranışları geçmeye başladı. Yani bilinçli tüketicinin olduğu pazara ürün satıyorsanız oradaki kural ne olur, siz serbest olsanız bile oradaki tüketici ben çevreyi az kirleten ürün istiyorum dediği anda zaten siz bitmiştir olay. Onun için dediğiniz doğru. Bakın, bu kuralları bir tarafa unutup artık ben bu işin içindeyim gibi bir hazırlığa girmesi en sağlıklı, en güzel iş. Kudret Bey, bu arada şimdi ben bu konuları çalışıyorum. Hatta bazı müşterimize ya sürdürülebilirlikle ilgili hiç soru setinizde bir şey göremedim filan diye veriyorum arada Avrupa müşterilerimize. Geçen gün bir Avrupalı müşterimiz Batı Avrupa'da dedi ki ya sen bu sürdürülebilirliği biliyorsun, bize bir anlat dedi. Yani onun için hiç endişelenmeyin. Daha kural koyucular bile kuralları yeniden düzenliyorlar sürekli. Bizim ama bunu vaktimiz hem var hem yok. Ucundan başlamak lazım. Çünkü veri toplamak lazım. Veriyi toplamak için değerlendirebiliriz bu süreci diye düşünüyorum. Ama bakın, Örnek gene bir küçük rapor. bir Almanya'dan örnek vereyim. Yıllar önce Test diye bir dergi vardır. Tüketiciler çok değer verir. Şimdi Ekotest diye bir dergi çıktı. Ekolojik, yani bu tür Tabii. değerlendirme, rankingler çıkmaya başlayacak. Tüketiciler ona biraz dikkat ediyor, bilgileri olsun. Ben mesela rakiplerime bakıyorum. Rakiplerim herhangi bir yere üye oldular mı? Avrupa'daki rakiplerimiz herhangi bir sustainability ile ilgili herhangi bir yere üye oldular mı? Ne yapıyorlar? Tabii, Onları da takip evet. etmeye çalışıyorum. Şimdilik sıkıntı yok. Bizden başka üye yok. Tek başımızdayız sektörde. Şöyle bir şey sormuş Asuman Korkusuz Hanım. Örnek bir rapor paylaşma şansınız var mı? Ben daha hiç görmedim örnek rapor ama var mı bilmiyorum. Buyurun. Şimdi ben başlayayım izninizle. Çok teşekkür edeyim bu soru için de. Aslında bugüne kadar yapılan raporlamalar eski finansal olmayan raporlama direktifi, NFRD'ye dönük olan raporlamalardı. Şimdi CSRD kapsamındaki ilk raporlamalar 2024 verileri için 2025 yılı Ocak ayında yapılacak. Dolayısıyla ilk 3 ayında, 2025'in ilk 3 ayında Evet. yapılacak. Dolayısıyla ilk raporlama örneğini orada göreceğiz, o zaman göreceğiz. Fakat şimdi elimizde standartlar var. EFRAG'ın aslında bir kurumsal sürdürülebilirlik raporlama standartlarında neler olmalıdır dediği hatırlarsınız slaytların birinde göstermiştim. Kaçıncı slayttı? Evet, 8. slayttı. Bu 279 sayfa, 86 açıklama ve 25 şablonu içeren hatta o slaytın altına ilgili şeyi de koymuştuk. Aslında ilgili adresi de koymuştuk. Evet, bu slayttır. Bakın, Evrak'ın bu sayfasına girerseniz aslında bu şablonlara bakarsanız, bu açıklamalar ve standart setlerine bakarsanız raporlamanın kapsamının ne olacağı konusunda genel bir fikir edinmek mümkün. Ama ilk raporlar 2025 ilk 3 ayında karşımıza çıkacak. Anladım. Şey yok tabii burada. Finansal açıdan bir şey yok. Yani finansal açıdan da olması gerekmez mi? Finansal sürdürülebilirlik ya da mukavemet Şimdi açısından burada, burada ben göremiyorum ama evet. Şöyle, yönetişim değil.
Çifte önemlilik de finansal önemlilik bölümünde belirteceksiniz onu zaten. Çifte Şimdi önemliliğin iki şöyle. ayağı var. Bir etki önemliliği, bir de finans önemliliği. Finansal önemliliği. Evet. Burada aslında eskiden finansal olmayan raporlama yükümlülüğü direktifi kapsamında bir finansal olmayan raporlamalar veriliyordu. Bir yönetimsel raporlamalar veriliyordu. Bir de zorunlu olmayan çevreyle bağlantılı sürdürülebilirlik raporlamaları vardı. Şimdi aslında yeni sistem içerisinde bütün bu unsurlar bir araya geldiler. Bütün bu unsurlar tek bir rapora dönüşüyor. Bu ESRS 1, ESRS 2 genel kapsamlı birbirini çapraz kesen konular genel başlığı altında ekonomik konuları da içeriyor. Özür dilerim. Fakat bu governance kısmında, yönetişim kısmındaki sorular da keza finansal konuları da içeriyor. Aslında artık çevre, sosyal ve yönetsel konuları finansal konulardan ayırmak mümkün değil. Bunlar bir bütün. Bu nedenle sunumu aktarırken biz Makine İhracatçıları Birliği için hazırladığımız sürdürülebilirlik eylem planı raporuna atıf yapmayı doğru gördük. Çünkü orada aslında biz dördüncü bir boyut olarak firmalarımızın sektörün önüne ekonomik boyutu da koymuştuk. Gelecek. Orada eğer o standart, o çerçeve dikkate alınır ise o çerçevedeki hazırlıklar burada kurumsal sürdürülebilirlik raporlama standartları yükümlülüklerini yerine getirirken doğru bir hazırlık olacak. Ömür Hanım teşekkür ederim. Bu arada bir teaser vereyim ben. Biliyorsunuz pazarlama taktiğidir ama bizimki o amaçlı değil. Mart ayındaki sunumda örnek bir rapor göreceksiniz. Biz de hazırlıyoruz. Örnek bir raporu da Mart ayındaki sunumda göreceğinizin alttan bana yazıldı, bilgisi geldi. Mart ayında görülecek örnek sunum diye. Bu sayfa olsun. Bizim sürdürülebilirlik raporunun tamamı ama özellikle 64. sayfa. Ben onu bir yazdım kafaya. 64. sayfada kalem kalem ilerlediğimizde muhakkak ki şirketinizin bazı kritik başarı faktörlerini tutuyorsunuz ya da bir kritik performanslarınızı tutuyorsunuzdur. Bunları ekleyebileceğiniz yeni şeyler olabilir. Bu ekleyeceğiniz konular sizin yarın işinizi çok kolaylaştıracak. Ona hazırlanmaya çalışın. İnşallah ben de şöyle bir söz vereyim. Ne zamana bitirebiliriz? Biz de bilmiyorum ama keşke bitirebilsek Mart ayında. O zaman ben de ne tip kritik başarı faktörleri koymuşuz diye KPI'larımızı hazırlarsam size bir güzel olabilir. Bu arada durumdan vazife çıkan, dinleyen benimki arkadaşlarım varsa memnun olurum. Bizim kritik başarı faktörlerimiz bu başlıklar altında neler olmalı diye bu işe devam edecek olursak. Sanırım başka soru cevap görmüyorum. Soru görmüyorum. Yanılıyorsam beni uyarın. Hiç endişelenmeyin. Çok kafa karıştırıyor. Bizim webinarın başında bahsedilen Mundus Plus'taki eylem planımızı okuduğunuzda da kafanız karışıyor. Bir, iki, sonra sadece makine sektörü gittikçe daralta daralta okuduğunuzda da tam tersine müthiş berraklaşıyor. Çok güzel bir yol haritası. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bir soru geldi. Yayın Mundus Plus'ın web sayfasında YouTube linkini paylaşacağız. Sunumunu da paylaşacağız. Birkaç gün sonra serilerimizin öncesi elimizde olacak. Sunumumuzun ekinde Kaynakça'da olacak mıydı? Evet, Ömür Hanım, evet, evet. Kaynakça. Bir bütün olarak hepsi sunumda yer Tamam. alacak. Kaynakça ve kısaltmalar var. Sanırım bir saniye. Evet. Tamam. Başka bir soru. Bir tek nedir var diye bir soru gelmiş. Başka soru var mı diye. Ben atladığım bir şey var mı diye bir tekrar bakıyorum ama
Ben soru görmüyorum. İsterseniz soru varsa Bir Arşım'ın var önümden dendi. gelmiş. Tamam. Sürdürülebilirlik Sürdürülebilirlik eylem. Evet, buyurun. planı webinarı olur mu? Selin Hanım, sizden bir yardım rica edeyim. Biz tabii bu webinarı yaptık. Ama Mundus Plus'a koydunuz mu? Merhabalar herkese. Sevda Hanım, Mundus Plus'ta doğrudan eylem planı ile ilgili bir şöyle eylem planımız var ama video şeklinde yok. Onun bir özeti gibi, anlatılma gibi yok. Evet. Tamam, ben bunu değerlendireceğim. Eylem planının sözel anlatımıyla ilgili bir şey olabilir. Neden olmasın? Çünkü o da olsa güzel olabilir aslında. Bir seri birbirini takip eden onu okuyarak yapmıştık ama dinlemek daha güzel olabilir. Biz bunu Evet. değerlendirelim. Neden olmasın ama bunu da yani planlamayı kaydırmamız lazım. Bir düşünelim. Bir planlama yapalım. Evet, haklısınız. Oraya da böyle bir şey webinar yaparız Asuman Hanım. Olmadı size özel olarak da anlatırız. Evet, sanırım başka bir soru yok. Elinize emeğinize sağlık. Ben nasıl bu kadar hızlı geçtiğini emin olamadım açıkçası sürenin ama 1,5 saati bitirmişiz. Maşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza Biz de sağlık. teşekkür ederiz. Katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Yolumuz açık olsun, ayağımıza taş değmesin bu yolda. Herkesin Evinize de Allah başında. kolaylık versin. Çok Görüşmek teşekkürler. üzere. Çok teşekkür Şubat ederiz. ayındaki toplantıya bekliyoruz. Tamam. Sağ olun. Sağolunuz. İyi Görüşmek günler. üzere. Hoşça İyi kalın. Herkese günler. Sağ kolay olun. gelsin.